Kayseri Ticaret Odası 2022 yılının ikinci meclis toplantısını Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirdi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye'nin hızlı bir gelişim gösterdiğini söyledi. 2022 yılının ikinci meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanımefendi testleri pozitif çıkmıştı biliyorsunuz. Çok şükür hafif bir şekilde atlattılar. Ben de Kayseri Ticaret Odası adına zatiallerine ve hanımefendiye tekrardan bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu konuyla alakalı sosyal medyada hakaret içeren bazı paylaşım yapanlar oldu. Cumhurbaşkanımızı seversiniz sevmezsiniz ama bu ülkenin cumhurbaşkanına saygı göstermek zorundasınız. Cumhurbaşkanına hakaret etmek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Küresel ekonomide hala en büyük risk COVID-19. Devam ediyor. Bir takım kısıtlamaların kalkmasıyla da dünya ticaretinin ivme kazanacağına da inanıyorum. Şu anda dünyada enerji fiyatları artmaya devam ediyor. Arzda kesintiler ve kısıtlamalar da gündemde. Son günlerde Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Bu kontrolsüz süreç küresel ekonomi için de büyük bir sorun. Dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bozulmasına yol açıyor. Geceden bu saate kadar çeşitli açıklamalar geliyor, yaptırımlar konuşuluyor. Dilerim bu gerginlik bir an önce son bulur. Bizler de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliği yakından takip ediyoruz. Bu hem dünya hem de Türkiye için önemli bir problem. Küresel bir riske dönüşmeden çözülür diye de ümit ediyoruz. Türk turizmi açısından da çok önemli. Dünya ekonomisinde bir takım aksaklıklar oluşacak gibi de gözüküyor. Bir an önce bu krizin çözülmesi umut ediyoruz. Savaş iyi bir şey değil. Dünya bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. Bu değişim ve dönüşümde bir maliyeti var. Ekonomik programlar değişebiliyor. Tüm dünyanın sorunu olan enflasyonla mücadele kapsamında devletler ve merkez bankaları çeşitli politikalar üretiliyor. Bugün için merkez bankalarının, ABD'nin, AB'nin enflasyonla mücadelede faiz artırımı düşünürken bir savaşın gözükmesiyle bir takım tedbirlerin alınması ve faiz artırımlarının ötelenmesi gibi bir takım önceden kurgulanan ekonomik programlar değişebiliyor. Bu değişiminde maliyeti yüksek olacaktır. Tedarikte yaşanan sıkıntıları önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Bizim de en önemli konumuz olan sanayide, üretimde, yaşamda ihtiyacımız olan enerji üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz şart. Yenilenebilir enerji potansiyelimizi azami şekilde devreye almalıyız. Bu konuda desteklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enerji tüketim verimliliğinin teşvik etmeli. Arz güvenliğini ve altyapısını da güçlendirmeliyiz. Gıda başta olmak üzere türevleriyle birçok işletmeye olumlu yansımaları olan %1 KDV kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu da belirtmek isterim. Ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacak, vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ve kısa vadede de enflasyonun düşmesine de etki edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki KDV'deki yapılan bu düzenlemenin diğer sektörlerde de tek haneli ve tüm sektörlerde de bir KDV oranında olması beklentimiz dahilinde. Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmeli diye yine meclis toplantılarımızda söylüyoruz. Biz kendi kendimize yeten bir ülke olma zorunluluğumuz var. Bunun da gıdada, tarımda, savunma sanayinde ve enerjide kendi kendine yeten ülke olmak mecburiyetimiz var. Eğer önümüzde 10 büyük ekonomi içerisinde olacaksak. Değerli arkadaşlarım,
Yine dijitalleşme. Sayın Müdürüm biraz önce söylüyor, dijitalleşme. Dijitalleşme her yerde var. Onun için geç kalmamak, bu dijital platformlarda olmamız gerekir diyoruz. 4 yıldır da biz her meclis toplantısında da, her platformda da bunu dile getiriyoruz. Mutlaka dijitalleşmeye önem verin. Ne alıp satıyorsanız, ne üretiyorsanız mutlaka da bu platformlarda olun diyoruz. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Üreten Şehirler Programı kapsamında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda oran denetiminde Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi için protokolümüzü de imzaladık değerli arkadaşlar. Amacımız Kayseri'de üretici firmaların dijitalleşmesine katkıda bulunmak. Satış kanalları ve pazar çeşitliliği dolayısıyla ciro ve karlılıklarının e-ticaret ve e-ihracat yoluyla artırılmasını sağlamak.